kalamarımızı orta kıkırdaklı olan kısmını çekerek dışarıya alacağız şimdi. Ve dış kabuklarını da lavabomuzda temizleyeceğiz. Alacağız hepsini. Lavabomuza doğru gidiyoruz ve orada temizlemeye devam edeceğim. Kalamarımızı hazırladık. Şimdi midyelerimizi de temizleyeceğiz. Sakallı kısımlarını bakın bu şekilde çekerek alıyoruz içinden. Bakın bu şekilde midyemizin içerisinden de sakallarını çekerek alıyoruz. Şimdi bunları da güzelce temizleyelim. Evet, midyelerimizi de güzelce temizledik. Şimdi artık pişirme kısmına geçeceğiz. Ocağımızın altını açıyoruz ve midyelerimizi wok tavamızda güzelce pişireceğiz. Diğer malzemelerimizi de hazırlayalım. Karides ve mezgit pişireceğiz. Onları da hazırlıyoruz. Şimdi bir miktar yağ koyuyorum tavamızın içerisine. Yağımızı koyduktan sonra şimdi midyelerimizi tavamızın içerisine koyduk. Şimdi bir miktar tuz koyacağım. Ve biraz da sirke ekleyeceğim içerisine şimdi. Ve kapağımızı kapatarak midyelerimizin kapakları açılıncaya kadar ocakta pişirmeye devam edeceğiz. Kalamarlarımızı da birkaç parçaya böleceğiz. İri parçalar yapabiliriz. Ve kalamarımızın kollarını bütün olarak bırakıyoruz. Şimdi diğer tavamızı da açalım altını. Ona da biraz yağ koyacağım. Evet, şimdi bu tavamızın içerisine de kalamarlarımızı koyuyoruz. Ve bunun içerisine şimdi mezgiti de ilave edeceğiz. Mezgitimizi de parçalayalım birkaç porsiyonlamak için. Bıçağımızla kesiyoruz. Mezgiti de ilave ediyorum. Yine tuz ekliyoruz içerisine biraz. Evet. Mezgit ve kalamar da yavaş yavaş pişecek. Şimdi kalamarlarımızı pişirirken midyeleri de bir kontrol edelim. Bakalım açılmışlar mı? Midyelerimiz şu anda pişti. Güzelce açıldılar. Evet, şimdi bunu da kenara alıyoruz. Kapağımızı kapatıyoruz. Ve payla tavamızı ocağa alalım. Deniz ürünlerimizi tavada pişirirken şimdi bir yandan da payla pilavımızı hazırlamaya başlayalım. Büyük bir soğan ve birkaç diş sarımsak kullanacağız. Sarımsaklarımızı ince ince doğruyoruz. Kuru soğanımızı da kuşbaşı diyebiliriz. Kuşbaşı büyüklüğünde doğruyoruz. Payla tavamıza önce zeytinyağını koyuyoruz. Zeytinyağımızı koyduktan sonra şimdi sarımsak ve soğanlarımızı ekleyeceğiz. Önce sarımsaklar. Biraz karıştırıyoruz. Şimdi soğanlar geliyor. Bu arada deniz mahsullerini de mezgit ve kalamarı ara ara karıştırıyoruz ve pişirmeye devam ediyoruz bir yandan. Şimdi bu tavamıza kırmızı biber de koyacağız. Onu da hazırlayalım. Kırmızı biberlerimizi de tavamızın içerisine ekliyoruz. Pirincimizi de yanımıza alıyoruz. Arborio pirinci kullanacağız. Şimdi karideslerimizi tavamızın içerisine döküyoruz. Onları da bakın bu şekilde karıştıralım. Safranımızdan biraz ekliyoruz ve biraz da ayırıyorum. Üzerine dekor yapmak için. Pirincimizi ekliyoruz. Tekrar hepsini güzelce karıştırıyorum. Ve şimdi suyunu ilave edeceğiz. Biraz da tuzunu ekleyelim. Balık suyu kullanıyoruz. Güzelce karıştıralım. Pirinçler suyunu çekinceye kadar ortalama 15 dakika boyunca
ocakta kaynatacağız. Daha sonra diğer yapmış olduğumuz deniz mahsulünü içerisine ekleyerek servis hazırlayacağız. Kapağımızı açıyoruz. Evet, harika görünüyor. Şöyle bir karıştıralım. Suyunu çekti. Diğer deniz mahsullerini de içerisine koyacağız şimdi. Güzelce yayıyoruz tekrardan. Şimdi ocağımızın altını da kapatalım. Daha önceden kavurmuş olduğumuz kalamar ve mezgiti de üzerine döküyoruz bu şekilde. Ve midyeler, midyelerimizden de kabukları ile birlikte güzelce yerleştiriyoruz. Midyelerimizi bu şekilde kenarlarına diziyoruz. Özellikle açılmış olanları orta kısmında da mezgitli ve kalamarlı sotemiz var. Evet, şimdi artık servis tarafına geçiyoruz ve tahtamızı masamıza koyduktan sonra paellamızı da bu şekilde alıp ortaya koyuyoruz ve paellamızı süslemek için domates dilimleri, limon dilimleri, bezelye, biraz taze baharat çeşitleriyle bunu gerçekleştireceğiz. Onları da yanımıza alalım hemen. Yeşil ve sarı limon kullanacağız. Şimdi biraz bezelyemizden atıyoruz. Limon dilimlerimizi de yine midyelerin aralarına koyabiliriz bu şekilde. Maydanoz, birkaç tane kiraz domates, sarı ve kırmızı biberlerden taze fesleğen koyuyoruz orta kısmına. Şimdi çok az da sızma zeytinyağı gezdirelim üzerine. Harika görünüyor.